Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Birbirinden farklı konu ve konuklarıyla sektörün öncü firmalarına merak ettiklerini sorduk. Ve sektörlerin nabzını yine tutmaya çalıştık. Haber turumuz var sırada. İzleyelim. Yerli turistin gözdesi Balıkesir oldu. Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, geçen yıl genelinde yaklaşık 3 milyon 440 bin geceleme gerçekleştiğini açıkladı. Balıkesir'in Marmara ve Ege Denizi'ne sahili bulunan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip bir turizm bölgesi olduğunu, Balıkesir'in iç turizmi kadar dış turizminde de gözde olacağını söyledi. Fındık üretimine böyle destek. Üreticilerin fındıkta yaşanabilecek ürün kaybı ve hasat öncesi harcamalarına destek için fındığın yanında ek gelir getirici faaliyetler kapsamında proje başlattı. İlk olarak il genelinde 35 üreticinin 70 dönüm alanda üzümsü meyveler dikmesi sağlandı. Satıştan elde edilen gelirle Ağustos ayındaki hasat için bahçe bakım ve iş gücü masraflarını da karşılama imkanı sundu. Trafik cezaları ile ilgili önemli çağrı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik ve diğer idari para cezalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, trafik cezalarının faizi silinsin ifadesini kullandı. Palandöken yazılı açıklamasında 2015 yılında 4 milyar 389 bin 704 lira trafik cezası kesildiğini ve bu cezaların sadece %47'sinin tahsil edilebildiğini belirtti. Palandöken trafik ve diğer idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasını, trafik cezalarına uygulanan faizin silinmesini istedi. Tatil için bir otele rezervasyon yaptırdınız. Peki, bir otelden neler beklerdiniz? Turizm sektörünün öncü otellerini ziyaret ettik. İzleyelim. Evet efendim, bu güzel şirin konağımız hakkında izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz efendim? Tabii, burası eski bir yağ deposu olup şu andaki hale getirilmiş çok şirin bir butik otel. Bu butik oteli biz çok zevkle işletiyoruz eşimle beraber ve çok iyi ekibimiz var. Güler yüzlü, hijyen. Gelen insanlar da çok büyük zevk alıyorlar otelimizden. Kaç kişilik oda kapasitesi var? Butik otel olduğu için tabii ki sayısı azdır ama bir o kadar da şık değil mi? Şimdi otelimizin 6 odası var. Aşağı yukarı 18 yatak kapasiteliyiz. Bu arada hiçbir şeyden de ödün vermiyoruz. Hijyenden, işte temizlik, kahvaltıdan, güler yüzümüzden. Biz burada aile ortamını sağlamaya çalıştık ve o oldu yani. Yani buraya gelenler hem diyorsunuz ki tatillerini güzel ve keyifli bir şekilde yapabiliyorlar. Aynı zamanda da bir aile sıcaklığını bulabiliyorlar. Her zaman aradığımız şey değil mi? Evet, onu o sıcaklığı verdiğimize inanıyorum. Bu arada insanlara ne kadar çok hizmet verirsek o kadar bizim lehimize dönüyor iş. Mesela burada bir Ayvalık'ta bisiklet aktivitesi verdik. Misafirlerimize bisiklet sunuyoruz. Ayvalık'ı geziyorlar. Ayvalık'ta o kadar çok gezilecek güzel tarihi yerler var ki gerçekten bundan da çok zevk alıyorlar. Aynı zamanda muhteşem denizi değil mi efendim? Evet, denizi çok güzel. İşte Badavut var, Sarımsaklı Denizi var, Cunda Adası çok yakın. Çarşıya da çok yakın, merkezi bir yerdesiniz. Çarşıya da yakın, havaalanına da yakın. Bizim lokasyonumuz da çok iyi burada. Onun için insanlar çok kolay buluyor ve çok memnun ayrılıyor. Bunun için de biz çok memnun oluyoruz bu konuda. Evet efendim, biliyorsunuz ki rezervasyon çok önemli özellikle butik oteller için ve sizin oteliniz için. Ne kadar önceden size haber vermeleri gerekiyor ve nereden size ulaşabilirler? Şimdi misafirlerimizin bize en iyi ulaşma yeri bizim kendi sitemiz var, gizemlikonak.com ve telefonlarımızdan bize ulaşırlar. Bir de mesela rezervasyon tarihleri için bayramlardan 1,5-2 ay önce bize haber vermeleri daha iyi olur. Diğer zamanlar için de bir hafta önceden bize haber vermeleri yeterlidir. Bu arada biz otelimizi yaz döneminde açıyoruz. 1 Nisan'dan 15 Kasım'a kadar açık durumdayız. Misafirlerimizin de bunları bilmesini isteriz. Evet,
Biliyorsunuz ki bu tarihler arasında açığız. Gelmek isteyen, Ayvalık'ı gezmek, görmek isteyen ve bizim Şirin Otelimizde kalmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz değil mi efendim? Evet, evet bekliyoruz ve şiddetle Ayvalık'ı görmelerini öneriyorum misafirlerimizin. Ayvalıksız olmaz. Merhaba sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün size Çanakkale'nin Küçükköy ilçesinde bulunan Palm Beach Otel'den sesleniyoruz. Yanımızda şefimiz Sayın Çağlayan Yaşar bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Evet Çağlayan Bey, biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz efendim? 30 yıldır turizm sektöründe hizmet etmekteyiz efendim. Evet. Biraz bize bu güzel otelimiz hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz lütfen? Efendim otelimiz doğası, tarihi deniziyle ilgili mitoloji tanrılarının aşk yaşadığı, balayını çektiği, Afrodit'in Hermes'le aşkını itiraf ettiği çok güzel temiz denizi olan 30 odalı güzel bir otelimiz efendim. Biraz otelimizin hizmetlerinden bahsedebilir miyiz lütfen? Şu anda önümüzde tabii bir sunum görüyoruz herhalde bu kahvaltımız. Efendim sabahları serpme kahvaltı sunuyoruz. Hem otel müşterilerimize açık büfe kahvaltı veriyoruz. Dışarıdan gelen müşterilerimize de serpme kahvaltı sunuyoruz. Akşamları alakart restoranımız var balık üzerine. Deniz ürünleri, soğuk mezeler, sıcaklar, ara sıcaklarımız var efendim. Evet. Otel konsepti de bizim yarım pansiyon olarak çalışıyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe. Evet, çok güzel denize sıfır bir otelimiz var. Mutlaka bunların akşam programları da vardır. Varsa hangi zamanlarda? Efendim akşam saat 8 ile 20 arasında otelimiz müşterilerine yemek ihtiyaçlarını giderdikten sonra ondan sonra da bizim bir Yamas restoranımız var burada. Yamas restoranımızda canlı müzik yapıyoruz. Rum tavernası ayarında. Evet. Eski Yunan meyhane tarzında güzel bir programımız var. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Çağlayan Bey? Efendim Küçükköy'e bekleriz misafirlerimizi, Palm Beach Otel'e bekleriz, plajımıza bekleriz, Yamas restoranımıza bekleriz efendim. Evet, bize vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim efendim. Merhaba sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor bugün sizlere. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Teomido Otel'den sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Pelin Bahsit bulunuyor. Merhabalar. Hoş geldiniz Gülay Hanım. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz efendim? Otelimiz 4 senedir açık. Bu sektörde biz daha çok ev gibi görüyoruz, otel olarak görmüyoruz. Otelimizi konuk evi diyebiliriz. Aynen 15 dönüm zeytinlik içerisinde sadece 10 odamız var. Toplam 20 misafir kapasitemiz var. Oda kahvaltı çalışıyoruz. Bahçemizden sebzelerimizi, meyvelerimizi alıyoruz. Hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Her şeyimiz organik. Doğaya saygı duyuyoruz. Reçellerimize kadar biz yapıyoruz diyorsunuz değil mi efendim? Zeytinyağımız. Hepsi kendimizin. Ayrıca misafir olarak evcil hayvanları da alıyoruz. Çünkü bizim için insanlar da önemli, hayvanlar da önemli. Doğa çok önemli. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim turizm sektörünün nabzını yokluyoruz ve şimdi de sizlere Türkiye'de turizm denince, tatil beldesi denince akla gelen ilk yerlerden Antalya Kemer'den sesleniyoruz. Çıralı Hera Otel'deyiz. Yanımızda Durmuş Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Durmuş Bey. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de aslında tatil yapabileceğimiz çok yer var, çok mekan var. Biz bunların içerisinden seçim yaparken nelere dikkat edelim, nasıl yapalım? Şimdi öncelikle burada beklentiler önemli. Yani bizim bölgemizi, biz Kemer'in Çıralı yerin bölgesinde yer alıyoruz. Bizi misafirlerimizin tercih etmesinin en büyük sebebi öncelikle doğamız. Ardından ise burada insanlar dinlenmeye geliyorlar daha çok. Burada çok fazla eğlence, müzik gibi bir şey bulamazsınız. Kendinizi dinlersiniz. Öncelikle iş hayatından sıkılan misafirlerimiz ve şehrin stresinden kaçan herkes Çıralı'ya kaçarlar gelirler, öyle söyleyelim. Kimse buradan geri dönmeyi düşünmez. Herkes burada kalmak ister. Her zaman söylediğimizde bir laf vardır. Misafirlerimiz hani buraya bir kere değil, bir ömür gelirler. O yüzden hani gelmeyen misafirlerimiz varsa davet ediyorum. İkinci, üçüncü sefere mutlaka gelirler. Peki konaklama nasıl oluyor? Bizde iki tip konaklama alternatifi var. Bizim öncelikle oda kahvaltı veya yarım pansiyon konaklayabiliyor misafirlerimiz. Birazdan zaten de görselde misafirlerimiz görür. Bizim odalarımız hep villa bungalov şeklindedir.
İçerisi son derece lüks dizayn edilmiştir. Gelen bir daha gelir. Görebiliyoruz bunu zaten. Teşekkürler. Peki efendim, Türkiye'de turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi turizm sektörünü biliyorsunuz, bu genel zaten şu anda ülkemize maalesef üzücü bir durum ama her şey dahil sistemin getirdiği bazı etkiler yavaş yavaş gerçi yerini artık bizim gibi yani butik otelleri bırakıyor. Bizde piyasa hani sektörü yeni girmiş bir tesis ama çok şükür iyi tutunduk ve umarım arkası da gelecek. Yani 5 yıldızlı oteller tabii yavaş yavaş şu an hani gözden düşüyorlar. Hani bizim misafirlerimizin neredeyse hepsi eskiden 5 yıldız her şey dahil konsepte giden misafirler. Ama şu an hepsi artık yavaş yavaş butik otellere dönüyorlar. Böyle yarım pansiyon, oda kahvaltı sistemini. Özlemişiz. Umarım daha da ilerleyecek. Peki efendim, diyelim ki ben Çıralı Herhal Otel'e rezervasyon yaptırdım ve geldim. Beni nasıl bir süreç bekliyor, neler yapacağım burada, nasıl kafa dinleyeceğim, nasıl tatil yapacağım? Biz misafirlerimiz hani normal internet üzerinden de rezervasyon alıyoruz. Telefonla veya mail üzerinden de birçok misafirimiz geliyor. Öncelikle ben misafirleri burada hani ilk olarak düşündükleri tarih aralığını belirlemelerini öneriyorum. Niye diyeceksiniz? Antalya sıcak bir bölge. Bana bazen Temmuz ayında arayıp hava soğuk mu diye soran misafirlerimiz oluyor. Yani sıcaklarınız yoksa yazın o muhteşem 3 ayları tavsiye etmiyorum. Özellikle Ekim ayı veya Mayıs ayı güzel olur. Ama su sıcak olsun, her gün ben denize gireyim derseniz de en güzel dönem tabii ki Haziran'dan sonra başlar. Ekim'in sonuna kadar Çıralı bölgesi, Kemer bölgesi çok güzeldir. Misafirlere tavsiye ederim. Kafa dinlemek isteyen misafirler için birebirdir zaten. Bizi tercih eden misafirlerimize şunu söyleyeyim. Hani bizim için önce normalde hani direkt rezervasyon yaptırdıktan sonra biz bir gecelik peşinat gibi bir bedel rica ediyoruz. Ardından geri kalan turu zaten otele geldikten sonra diyorlar. Tatilin keyfini çıkartıyorlar. Umarım hepsi memnun da kalıyordur. Sağ olsun zaten puanlarımızdan veya verdikleri, bizde söyledikleri sözlü yorumlardan da anlaşılıyor. Umarım gelenleri de memnun edeceğiz. Peki Antalya için turizm cenneti diyoruz, sahip olduğu avantajlardan dolayı ve mekanlardan dolayı aslında. Dediğimiz gibi, en başına sorduğum sorudaki gibi, burada çok fazla otel, pansiyon vesaire var. Biz, izleyicilerimiz buraya geldiği zaman neden Çıralı Hera Oteli tercih etsinler? Sizi diğer işletmelerden farklı kılan şeyleri alalım. Hemen söyleyeyim. Ya öncelikle bölge olarak hani doğasıyla müthiş bir bölgeyiz. Zaten gelen herkes bunu görür. Hani ben şu anda kendi otelimin farkını size biraz da söyleyeyim diğer tesislerden. Öncelikle çok yeni bir tesis. 2014'ün Temmuz ayında açıldık. O sebepten daha 2 yıllık bir işletmeyiz biz. Odalarımız son derece kalitelidir, son derece yenidir. Malzeme kalitesi olsun, malzemenin yeniliği, bakımı vesaire her şey çok son derece hijyeniktir her şeyden öte. Oda içi temizliğimiz, havlu veya genel olarak havuz temizliği vesaire her gün çok titiz olarak, kendim zaten birebir başında bulunurum. Onun haricinde odalarımızın içleri çok ferahtır. Toplamda da balkon dahil 48 metrekaredir. Ayrıca 4 metreyi bulan bir çatı yüksekliği var. Bu sebeple yani içerisi asla basık veya böyle havadar, hani son derece havadardır açıkçası. Böyle basık bir ortamda misafirler konaklamaz. Çünkü ahşap villaların en büyük sorunudur bu. İçerisi koyu renkli olduğu için genelde. Hani ve 2 metre 50 santim gibi çatı yüksekliğiyle misafirler hani içeride nefes alamazlar. Ama bizim 4 metreyi bulan bir kat yüksekliğimiz bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Terasta oturmak ayrı bir keyif verir misafirlere zaten. Ya anlatılmaz yaşanması gerekir diyorum ben. Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler, efendim siz de biraz daha sessiz, sakin, kafanızı dinleyebileceğiniz bir tatil geçirmek istiyorsanız, biraz da titizseniz ve kaliteli hizmet almak istiyorsanız, Antalya Kemer'i tercih etmişseniz Çıralı Hera Oteli'yi tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Antalya Kaş'ta çok özel bir restoranta konuk olduk şimdi. İlk sorularımla Paul Bey'den başlayalım. Efendim, mekanı açarken sahibi sizsiniz. Neler hissettiniz, neler düşündünüz? Biz 4 sene önce Kaş'a gittik ve çok sevdik Kaş'a. Ve ben 10 sene restoran açmak istiyorum. O zaman düşündüm neden yok Kaş'ta. Ve açtık ve şimdi her şeyi... Antalya'da, Kaş'ta birçok farklı mekan var. Neden La Perro'yu seçelim? Sizi farklı kılan şeyler neler? Öncelikle Kaş'taki tek Fransız restoranı. Yani Avrupa tadında bir şey denemek istendiğinde tercih edilebilecek bir yer. Paul de zaten Güney Fransalı olduğu için menüyü de biraz ona göre yaptık. Açıkçası menü hani çok böyle Fransız olduğu için tercih edilmemesi
sebebi olabiliyor. Bazen insanlar hani Fransız biz orada ne yiyebiliriz ki diye düşünebiliyorlar. Ama menüdeki her şey Türk damak tadına en yakın şeyler. Onu özellikle seçtik. Evet sevgili izleyenler, efendim siz de Fransız mutfağı lezzetlerinin tadına bakmak istiyorsanız bu turizm cenneti Antalya'ya, Kaş'a yolunuzda düştüyse bu mekanı es geçmeyin diyoruz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında danışmanlık veren Mekanil firmasına konuk olduk bu hafta. Merhaba sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tümümüze devam ediyor. Bugün sizlere Çanakkale'de bulunan Mekanil Makine ve Mühendislik Hizmetlerinden sesleniyoruz. Yanımızda makine mühendisimiz Sayın Volkan Pirik bulunuyor. Merhabalar Volkan Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet efendim, biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz? İsmim Volkan Pirik, makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanıyım. Bu sektörde yaklaşık 9 yıl profesyonel olmak üzere 13 yıldır hizmet veren bir insanım. Aynı zamanda hem ortağım hem eşim olan Nilüfer Hanım da bu sektörde yaklaşık 3 yıldır profesyonel olmak üzere 5 yıldır hizmet veren bir insandır. Kendisi de aynı zamanda iş güvenlikçidir. Bugün maalesef yoğunluk dolayısıyla aramızda bulunmuyor. Yani sonuç olarak diyorsunuz ki bir aile şirketiyiz. Bu çok önemli, biliyorsunuz ki aile şirketi olduğu zaman hem daha bereketli hem daha güzel çalışma olabiliyor, değil mi efendim? Hatta aynı zamanda şunu diyebiliriz. Bir bayan hegemonyası olan bir firmadayız. Evet. Gerçekten çalışan personel olarak ve Nilüfer Hanım'dan dolayı bayan ağırlıklı bir firmada değiliz. Kadın girişimci bir firmadayız yani. Ne kadar güzel diyoruz efendim. Peki biraz çalışmalarınızdan, hizmetlerinizden bahsedebilir miyiz? Sektörümüz hakkında izleyicilerimize bilgi verebilir miyiz lütfen? Tabii ki. Firma olarak temelde 3 konuda hizmet vermekteyiz. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerji sektörüne bir kolu olan güneş enerji sektöründe yatırım yapacak yatırımcılarımıza danışmanlık, simülasyon hizmetleri veriyoruz. Böylece alacakları hizmette %98 hatta %99'a varan doğrulukta ve 30 yıllık süreçte alacakları net kazanç ve maliyet hesaplarını yaparak en doğru şekilde maliyet hesabını yapmalarını sağlıyoruz. İkinci hizmet kolumuz işi bir makine mühendisi olarak iş ekipmanlarının yasal olarak zorunlu olan periyodik muayene hizmetlerini veriyoruz. Ayrıca üçüncü olarak da binalarda zorunlu olan enerji kimlik belgesi işlerini yapmaktayız. Ve en son olarak da inşaat yapacak ya da herhangi bir iş yapacak kişi, şahıs ya da firmalara danışmanlık, müşavirlik hizmetleri vermekteyiz. Tabii ki hem güvene dayalı bir sektördesiniz hem de hata gerektirmeyen bir sektördesiniz efendim. Peki siz diğer firmadan ayıran en büyük özelliğiniz nedir Volkan Bey? Şöyle söyleyeyim, öncelikle eşim ve benim yaklaşık dediğim gibi 10 yılın üzerinde olan saha deneyimlerimiz, çalıştığımız dünya çapındaki uluslararası projeler ki bunların dediğim gibi ben yaklaşık bunun 5-6 yılında, eşim de yaklaşık 2-3 yılında yurt dışı projelerde ve profesyonel uluslararası projelerde çalıştık. Buradaki deneyimlerimiz. İkincisi seçtiğimiz ekip iş arkadaşlarımız, dediğim gibi iş ekip arkadaşlarımız da aynı bizim gibi uluslararası deneyimlerde, yurt dışı deneyimlerde çalışmış, işinin ehli, hata oranı neredeyse sıfırlamış kişilerle çalışıyoruz. Evet. Tabii ki bundan çok önemli. Ekip çalışmasına önem verdiğinizi görebiliyoruz. Peki çalışma arkadaşlarınızı, ekip arkadaşlarınızı seçerken nereye özen gösterirsiniz Volkan Bey? Tabii ki öncelikle dediğim gibi biz bir aile firmasıyız. Ve çalışacağımız arkadaşlarımız da bizim çalışanımızdan çok bir aile üyemiz olması önemli. Sizler de önceden de gördüğünüz üzere rengarenk bir ofis kurduk. Bunları aynen rengarenk bir ofis kurduk. Çalışan arkadaşlarımız dediğim gibi bizim çalışanımız değil de bir aile ortamında bizim ailemizden birer insan olmasına dikkat ediyoruz. Tabii ki bunlar çok önemli. Tabii aynı zamanda sadece Çanakkale bölgesinde değil, Türkiye'nin birçok yerine hizmet sağlıyoruz. Yurt dışında çalışmalarımız var mı? Daha önce çalışmış olduğunu söylediniz. Şu anda çalışıyor musunuz efendim? Tabii ki ben ve eşim de firmamızı kurmadan önce yurt dışında çalışmalarımız vardı. Şu anda dediğim gibi kurulalı 4 ay olan bir firma olduğumuz için şu anda ilk etapta Çanakkale ve ilçelerindeki projelerle ağırlıklı ilgileniyoruz. Ama dediğim gibi şehir dışından, İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan teklifler geliyor. Onlara da ilgilenmeye çalışıyoruz ve ilgileniyoruz da. Tabii gelecek dönemlerde yurt dışından gelen teklifi değerlendirebiliriz diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Şu anda dediğim gibi zaten bu işveren kişilerin çoğu da yurt dışında yaşayan insanlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Türkiye'de yapmak istedikleri işlerde bizi buluyorlar. Biz de onlara bu konuda danışmanlık ve yardımcı oluyoruz. Sonuçta çözüm odaklı bir sektörde hizmet veriyorsunuz efendim. Peki hizmetlerimizi sonlandırdıktan sonra herhangi bir sorun oluştuğu zaman nasıl destek sağlıyoruz müşterilerimize? Tabii ki yaptığımız tüm hizmetlere normalde baktığınızda yasal der ki 2 yıl garanti. Bizde öyle bir şey yok. Biz müşterilerimizle de aile ortamını kurduğumuz için müşterilerimiz bizi ne zaman çağırırlarsa, ne zaman sıkıntı yaşarlarsa gerek telefonla gerek yerlerinde gidip her türlü hizmet veriyoruz. Mesela ayda bir gün danışmanlık yapmamız gereken bir firmamız var. Bu ay içinde 7 kere kendilerini ziyaret etmişiz. Çünkü sorun yaşamışlar. Amacımız bizim zaten danışmanlık ve sorun çözmek, sorun yaratmak değil.
Evet, ve bizim zaten şirketimizin de patentli sloganı olan, bizim amacımız insana fayda sağlarken insan feda edemeyiz. Yani bizim amacımız insana fayda sağlamak ve insanların bu konuda zarar görmesini engellemek. Maddi ya da manevi. Peki son olarak geleceğini plan, proje ve hedefleriniz olarak neler söylemek istersiniz efendim? Yani bizim dediğim gibi zaten 10 yılı aşkındır bir deneyimle bu firmamızı açtık. Önümüzdeki 2 yıl içinde hedefimiz bu bölgede, bu konuda şu anda dediğim gibi etkin olan firma, nadir firmalardan biriyiz. İnşallah bu sektörde bir %30-%40'lık bir payla çalışmayı düşünüyoruz. Biz de vermiş olduğunuz önemli ve değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz ve başarılarınızı devam diliyoruz Volkan Bey. Ben teşekkür ederim tekrardan. Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Yatırım yapmak isteyenler neler yapmalı? İzleyelim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu iş sektörle uğraşmaktasınız? İnşaat sektörü bizde 3. kuşaktan beri devam ediyor. Dede mesleği ve baba mesleği olarak İstanbul'da faaliyetlerimiz vardı. Ben 5-6 yıldır burada yaşıyorum. Burada da neden bu işleri sürdürmeyelim diye bir karar aldık ve son birkaç yıldır da bu danışmanlık hizmetlerine Edremit bölgesinde başladık. Evet, zaten biliyoruz ki Edremit bölgesi olsun, Akçay bölgesi olsun, bu bölgeler hem deniz açısından çok güzel hem de turistik tarih açısından da çok zengin bir bölge, değil mi efendim? Doğrudur. Evet. Peki bir gayrimenkul danışma neden ihtiyaç duymalıyız? Neden sizlerle çalışmalıyız? Bir kere her şeyden önemlisi güven. Burada biz yurt dışından ve şehir dışından insanları ağırlayıp güvenebilecekleri bir ortama onları kanalize etmek niyetinde olduğumuz için bu böyle bir firmayı kurduk. Evet Murat Bey, biraz da projelerinizden bahseder misiniz? Nerede projeleriniz var acaba? Balıkesirli'nin Edremit ilçesi ve civar ilçeleri Ayvalık, Karaağaç, Gömeç, Altınoluk, Güre, Akçay, ki Akçay turizm beldesi olarak bilinir. Genelde Edremit'i tanımayan çoğu insan, özellikle İstanbul ve Ankaralılar, Akçay'ı çok iyi bilirler. Bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Evet. Tabii ki biliyoruz ki buranın ceviz ve zeytinyağı da çok meşhur olduğu için efendim, hem tabii ki tarihi güzellikleri var, hem de besin değeri olarak da çok yüksek yerler var, değil mi? Evet, özellikle Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine bölgelerinde ceviz yatırımlarımız mevcut. Evet, Murat Bey, bir gayrimenkul danışmanı olarak yatırım yapmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz, neler önerirsiniz efendim? Öncelikle yatırım yapılacak bölgeyi çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerinin öyle bir imkanı yoksa bölgenin en iyi yatırım danışmanlarıyla çalışmalarını tavsiye ederiz. Tabii ki bu çok önemli ki biliyorsunuz satış sonrası hizmet de önemli, değil mi efendim? Doğrudur. Tabii ki bu sektöre girerken de kendimize olan güvencimiz bizi bir yerlere taşıyacağına inandığımız için teşvik etmiştir. Ve umarım yatırımcılarımız da bizi tercih ederlerse bu bölgede onlara çok ciddi nakit kazandıracağımıza eminiz. Evet. Tabii ki çalışma arkadaşları, ekip arkadaşları çok önemli efendim. Projeler kadar önemli. Onları seçerken nelere özen gösterirsiniz? Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı. Alanlarında en iyilerini tercih ediyoruz. Her konuda bölge hakim olan işin uzmanları. İşin tabii ki sadece arazi ya da gayrimenkul alanında iyi olanlarla da değil. Doğru talepleri evet, analiz edebilme, müşterinin ne istediğini anlayabilen insanlarla çalışıyoruz. Tabii ki bu çok önemli efendim. Başarı getirir, değil mi? Doğrudur. Evet. Çalışma saatleriniz nedir? 7-24 desek yeridir. Biz gece 11'de 12'de de müşterilerimize hizmet veriyoruz. Sabahın çok erken saatlerinde de. Böyle bir zaman ayrımımız yok. Peki yatırım yapmak isteyenler, tabii ki bölge olarak Edremit, Akçay bu bölgeleri söylüyorsunuz ama daha çok nelere dikkat ediyorlar? Site olması, mesela yüzme havuzlu olması, villa olması, daire olması fark ediyor mu onlar için? Daha çok nelere yatırım yapıyorlar ya da nelere yatırım yapmada önerirsiniz daha ileriki zamanlarda kazanç sağlamaları için? Bölgemiz parlayan bir değer. Adından da anlaşılacağı gibi Evreka Yatırım'ın buldum demek, biliyorsunuz. Çok güzel. Biz de Edremit'in değerini bulmasında bir meyek taşı olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Peki son olarak geleceğin plan, proje ve defteriniz hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Evreka Yatırım olarak Murat Bey? Onları bölgemize bekliyoruz. Şu an sadece dediğim gibi şehir dışından değil, yurt dışından da ciddi talepler almaktayız. Ve bölgeyi el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız. 3-4 sene sonra burası güney sahillerinin ya da Ege sahillerinin bir numarası haline getirmektir planımız.
Tabii ki diyorsunuz ki ileriki dönemlerde belki daha farklı projelerle de karşınıza çıkacağız değil mi? Tabii ki kendi projelerimiz de olacak bunların içinde. Kasım ayındaki CNR fuarında da yetiştirebilirsek kendi projemizi de orada lansmanını yapacağız. Yani yatırım yapmak isteyenler diyorsunuz ki fuarda bize gelip bilgi alabilirler. Tabii ki daha önceden de bilgi almak için mutlaka adreslerimiz vardır. Size nasıl ulaşabilirler efendim? Telefon numaralarımızdan, web adresimiz ya da Facebook adresimizden bize ulaşabilirler. Evet. Web adresinizi vermek isterseniz belki izleyicilerimiz size ulaşmak isterler. www.evrekayatirim.com. Peki efendim, tabii ki inşallah diyoruz ki biz de çok güzel projelerle yine karşımıza gelin. Zaten elimizde olan şu anda projeler var. Gelin hayallerinizi gerçekleştirelim. Hepinizi birer ev sahibi yapalım ya da arsa, arazi. Hiç diyorsunuz önemli değil. Arazi alındığı zaman kendi evimizi de yapıyoruz. Bu konuda da destekler veriyoruz. Evreka Yatırım olarak burada izliyorsunuz değil mi? Evet. Bütün yatırımcılarımızı buraya davet ediyoruz. Biz elimizden geleni yaparız. Desteği veririz. Biz de vermiş olduğunuz önemli ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarınız devam diliyoruz Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz bu hafta Antalya'daydı. Antalya'da gayrimenkul almak isteyenlere tavsiyeler var sırada. Antalya'da ev almak, gayrimenkul almak isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir? Yani ev almak isteyenler önce emlakçılara güvensinler. Yani Antalya'da tabii çok emlakçı var ama kimisi odaya kayıtlı olmayan emlakçılar da var. Bir emlakçıya vardığı zaman şöyle levhalarına, şeylerine baksın. Emlakçılar odasına veya ticaret odasına kayıtlı mı değil mi diye bir baksın ve güvendiği bir emlakçı yardımıyla almasını tavsiye ederiz. Çünkü bilemez adam, aynı yeri birkaç kişiye sattıkları da oluyor. İskanı hiçbir şey olmamış bir yeri de bir yere değerinden çok fazla fiyata da satıyorlar. Sonra o vatandaş ya beni kandırdılar, şey yaptılar diye bize geliyor, yardımcı olur musunuz diye. Tabii nasıl yardımcı olabileceksek artık iş işten geçmiş oluyor. Yani, peki biraz da sizleri tanıyalım. Ben tabii. Biz memuruz, emekli öğretmenim ben. Isparta Gönen Öğretmen Okulu mezunuyum. 73-74 mezunuyum. Tabii 25 yıl çalıştık, yurdun değişik yerlerinde çalıştık. Sonra emekli olduk. Emekli olduktan sonra da aldığımız maaşla belli, çocuk oku diyoruz. Geçinmek çok zor. Onun için bu emlak işine başladım. Yine Allah'a şükür, Allah bereket versin. Yani para kazandım. Tabii bizim sermayemiz dürüstlük, yani beni genelde tanıyanlar bilirler. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz, izleyicilerimize söylemek istedikleriniz son alalım. Çok çok sağ olun. Sizler de birer emekçisiniz. Buradan ekmek parası kazanıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çoğumuzun aklına piknik planları var artık. Neden piknik alanlarını tercih ederiz sizce? İzleyelim. Ceyhun Bey, aile çay bahçesi ve piknik alanı diyoruz. İnsanları eğlendiriyorsunuz ve bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Sizce bu sektörde olmazsa olmaz en önemli üç şey nedir? Ve insanları eğlendirmenin önemi ve güzelliği nedir? Öncelikle doğayla iç içe olmak, yeşili korumak ve insanlara ihtiyacı olan hizmeti verebilmek. En önemlisi bunlar benim düşüncem. Bu sektörde her şeyden önce insanların taleplerine kulak verip o talepleri karşılayabilmek daha önemli. İnsanlar çünkü rahat etmek ve biraz kafa dinlemek için bu tarz yerleri seçiyorlar. Bunun için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki sezon olayı sizi nasıl etkiliyor? Kışın, yazın nasıl oluyor? Kış sezonu çok sakin geçiyor. Fakat yaz sezonu bunu hemen hemen karşılıyor diyebilirim. Fakat tabii yazında hava şartları yağışlı olduğu sürece bizi biraz zor durumda bırakıyor. Tabii açık olması bizim için daha iyi. Peki Ceyhun Bey, Doğuların aile çay bahçesi ve piknik alanında neler var? Doğada yapabileceğiniz hemen hemen her şey mevcut.
kır düğünü, piknik organizasyonları, şişme balonlar, oyun parkları, aklınıza gelebilecek bir sürü oyun olarak da, çocuklar eğlencesi olarak da yapabilecek birçok aktivite var. Tabi bunları yapmak istenirse gelen müşterilerin talebine göre değerlendiriliyor. Peki düğünlerde ya da farklı organizasyonlarda yemek olayı nasıl oluyor? Yemek hizmetiniz de var mı? Evet, yemek hizmetimiz de var. Çalıştığımız yemek firmalarına kişi sayısı ve istenilen işte ordu tabağı, işte sunum olarak, ikram olarak çeşitli menülerimiz var. O menüden istendiği takdirde, hangi menüden istenirse ona göre hizmet veriyoruz. Bir anda kaç kişiyi ağırlama kapasiteniz var? Bir anda toplu organizasyonlarda 1000-1500 kişi arası kapasitemiz var. Sadece toplu organizasyonlarda. Dün kır düğünü olarak 700-800 oturma kapasiteli alanımız var. Kır düğününde bu şekilde 700-800 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Yeme içme olarak tabi 1000-1500 kişi arası söyledim. 1500 kişiye kadar hizmet verebiliriz. Efendim, teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımlarınız için. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler, efendim siz de şehrin o yorucu havasından biraz olsun sıyrılmak istiyorsanız, şöyle güzel manzaralı bir ortamda eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle güzel vakit geçirmek istiyorsanız, üstüne özel günlerinizle paylaşabileceğiniz eşsiz bir mekan arıyorsanız, Dulların Aile Çay Bahçesi ve Piknik Alanı'nı ziyaret edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sırada dalış meraklılarının ilgisini çekecek bir röportajımız var. İyi dalış yapabilmek için ne kadar eğitim alınmalı sizce? İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörler arası yolculuğumuz TÜMİZ'de devam ediyor. Bugün sizlere Ayvalık'ta bulunan profesyonel Balık Adam Dalış Merkezi'nden sesleniyoruz. Yanımızda dalış eğitmeni Sayın Kubilay Kılıç bulunuyor. Merhabalar Kubilay Bey. Merhabalar Gül Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim, hoş bulduk. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır dalış eğitmenliği yapıyorsunuz? İsmim Kubilay Kılıç. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı 2 yıldız dalış eğitmeniyim. Yaklaşık 20 yıldan beri dalışla uğraşıyorum. Dalış hayatımızın 10 yılını da dalış eğitmenliği yaparak devam ettiriyoruz. Evet efendim, tabii ki bu çok zevkli bir hobi ama bir o kadar da tehlikeli. Bu yüzden dalış eğitmenlerinin gerçekten çok profesyonel olması bizim için çok önemli. Çünkü hayatımızı size teslim ediyoruz. Biraz okulumuz hakkında ve çalışmalarımız, eğitim sistemimiz hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz lütfen? Tabii ki, teşekkür ederim. Okulumuz Ayvalık'ta bulunuyor. Ayvalık kırmızı mercanlarıyla ünlü. Ege'nin, Kuzey Ege'nin çok nadide güzel şehirlerinden bir tanesi. Kırmızı mercanlar Gorgonya adını verdiğimiz endemik bir türdür ve sadece Türkiye'de Ayvalık bölgesinde bulunan bir tür olması nedeniyle çok önemlidir. Bu mercanların en büyük özelliği 100-150 yıl ortalama ömürleri bulunan ve korunmaya değer kültür hazinesi niteliğinde canlılar olmasıdır. Bize gelen tüm dalış severleri bu canlıları görmeye davet ediyoruz ve flor olarak, renk olarak Ayvalık'taki dalış bölgeleri Türkiye'nin hiçbir yerinde olamayacak kadar güzeldir. Bunları da gösteriyoruz. Teknemiz çok konforlu, dalış için tasarlanmış. 3 yıl önce özel bir tersanede mühendisler tarafından çizilip dalış için tasarlanmış bir dalış teknesidir. Aynı anda 80 dalıcıyı dalış yaptırabilecek kadar büyüktür. Türkiye'nin en iyi dalış teknesi diyebileceğimiz kadar, iddiayla söyleyebileceğimiz kadar da özenle hazırlanmıştır. Bu konuda kendimize ve ekibimize güveniyoruz diyorsunuz, evet, değil mi? Ekibimiz 12 ay boyunca, yılın 12 ayı boyunca her ay dalış yapabilecek seviyede, kondisyonlu, hazır bir şekilde teknemizde, dalış merkezimizde hizmet veren bir şekilde işlerine devam etmektedirler. Peki iyi bir dalış yapabilen biri olmak için ne kadar sürede eğitim almamız gerekiyor? Şimdi bizim seviyelerimiz 1 yıldız, 2 yıldız ve 3 yıldız diye devam eder. 1 yıldızın karşılığı, terminolojideki karşılığı, bu başlangıç seviyesidir.
2 yıldız tecrübeli diyebileceğimiz, 3 yıldız da işte daha profesyonel dalış lideri olarak adlandırabileceğimiz bir seviyedir. Başlangıç seviyesi olarak hiç dalış bilmeyen birini bile biz tanıtım, deneme dalışı adını verdiğimiz, discovery dalış olarak da adlandırabileceğimiz bir dalış şekliyle suyla tanıştırırız. Bu bir adaptasyondur. Kişilerin kendisini görmesine olanak sağlar. Birebir bir eğitmen eşliğinde bir 20 dakikalık briefing ile su altına inilir. Su altında beraber bir dolaşılır, balıklar beslenir, fotoğraflar çekilir. Kişi ne hissettiğini orada sorgular ve eğer devam etmek istiyorsa bir yıldız adını verdiğimiz programla dalış hayatına başlar. Bunun süresi de 2 gündür. Evet. 2 gün boyunca teknemizde misafir ederiz. Teorik derslerin yanı sıra 5 açık deniz dalışı yaparız. Eğitimin sonunda da 18 metreyle sınırlandırılan bir yetkilendirmesi vardır. 18 metrede el sıkışarak teknemize geri dönüp programımızı bitiririz. Fidan yetiştiriciliği için herhangi bir yatırım yapmaya gerek yok. Sunulabilir bir arazi bu konuda yeterli. Bitki üretiminin önemi nedir sizce? İzleyelim. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim güzel ülkemizde yok yok. Şimdi de fidancılığı öğrenmeye geldik. Sakarya'dan sesleniyoruz sizlere. Arifiye fidancılıktayız ve yanımızda Erol Bey var. Merhabalar Erol Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size hemen şu soruyu sormak istiyorum. Bitki üretmenin, yetiştirmenin, çevreyi güzelleştirmenin önemi nedir? Önemi çok ziyadesiyle çok önemlidir. Eğer bu topraklara var olacaksak çevreye sahip çıkmamız lazım, toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Bitkileri üretip bu topraklara ekerek havayı ve iklimi değiştirmemiz lazım. En önemli etkenlerden bir tanesi ülkemizde bitki üretimi ve bu ürünlerin ihtiyaç olan bölgelerde ekilerek oranın iklimini değiştirmede en önemli faktörlerden bir tanesidir. Arifiye fidancılıkta neler yapıyorsunuz efendim? Detaylı öğrenebilir miyiz? Arifiye fidancılıkta bir tohumu ve aşılı bir fideyi fidan haline getirerek bunu ihtiyaç sahibi kişilere ve kuruluşlara satmaktayız. Bunun için bizim zamana ihtiyacımız var. Bir bitkiyi bugün ektiğimizde 5 sene sonra, 7 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra söküp satıyoruz. Çünkü insanlar artık ufak fideler istemiyor. Büyük bitkiler istiyorlar. Anında görüntü istiyorlar ve bakımı da çünkü büyük bitkinin bakımı daha kolaydır. Ekildiği yerde çabuk adaptasyon sağlar. Çabuk görüntü verir. Onun için bizim amacımız 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık bitkiler üretmek. Bunun için de bizim özellikle araziye ihtiyacımız var. Geniş arazilere ihtiyacımız var. Bizim sadece devletten de isteğimiz şudur ki devletin elindeki atıl durumdaki arazilerin üretim yapmak isteyen fidancılara uzun vadeli kiraya verilmesi lazımdır. Ancak biz bunu bu şekilde ilerletebiliriz. Bay ve bayan kuaför salonları kişisel bakımına önem veren bay ve bayanların uğramadan geçmedikleri mekanlar haline geldi. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim Altın Rehber şimdi de güzellik ve bakım üzerine konuşacak. Antalya'ya yolumuz düştü. Tommy Kuaför'den sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Kadir Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Efendim ilk olarak size şunu sorayım. Tommy Kuaför'ün sahibisiniz. Ne zamandır bu işin içerisindesiniz? Ne zamandır hizmet veriyorsunuz? 2005'te bu işe 95'te bu işe başladım. 95'ten bu yana 2016'ya kadar insanların içerisinde hizmet etmeye hala devam ediyorum. Yaşadıkça hala da hizmet edeceğiz. Tommy erkek kuaförü değil aslında. Hem erkek hem kadın kuaförü. Evet, kuaförü tanıyalım diyeceğim. Neler var? Bir hanımefendi veya bir beyefendi buraya geldiğinde ne gibi hizmetler alabilir? Şöyle söyleyeyim. Tommy kuaförde öncelikle ağırlık erkek üzerinde açılmış. Ve günümüzde hani şu an yeni olan yeniliklerin içerisinde bayanlar da çok çok ilgi gösteren, kısa saçlara ilgi çok olduğu için o yüzden de hani bayanların da çok dikkatini çekiyor. Kendim bay ve bayandan geldim bu işte ama şimdi sadece erkek ağırlıklı yapıyorum. Yani hani model kesimler, model tarzlar tamamen hani erkekler üzerinde. Yani bu işte neler var? Erkekte yapılabilecek cilt bakımları, şöyle söyleyeyim hani
saç bakımları, boyalar, hani balyajlar, gölgeler, hani aklına gelen erkek üzerinde hemen hemen her şey. Hani bayanda sadece ağırlık, kesim ağırlıklı ne gibi şeyler mesela. Çok böyle boyadır, çok ayrı şey bayanda girmiyorum. Çünkü hani bayan olayı biraz daha farklı ama kesim stillerinde bu konuda iyi olduğumu dile getiriyorum. Başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzel paylaşımlarınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri. Efendim sizin de yolunuz Antalya'ya düşüyorsa, başarılı ve emin ellerden hizmet almak, bakım görmek istiyorsanız Tommy Kuaför'ü ziyaret edebilirsiniz efendim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler efendim, şimdi de sizlere Antalya Serik'ten Fevgün Kömür'den sesleniyoruz. Yanımızda Nazmi Bey ve Mahmut Beyler var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Mahmut Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ilk sorularıma sizden başlayayım. Burada bu kömürleri kime satıyorsunuz, müşterileriniz kimler? Müşterilerimiz oteller, restoranlar, yani hizmet veren tüm yerler. Efendim peki bu sezon olayı denen bir şey var mı sizde? Sezon olayı genellikle yok. Oteller açık olduğu müddetçe veya iş yerleri açık olduğu müddetçe veriyoruz. Yazın ağırlıklı olarak mangal kömürü, kışın da taş kömürü satılıyor. Taş kömürünü seralar ağırlıklı olarak alıyor veya yakma için kullanılıyorlar. Ama sezon yok. Biz 12 ay hizmete devam ediyoruz. Peki efendim biraz Mahmut Bey'le devam edelim. Mahmut Bey burada kaç çeşit kömür var? Çeşit sera kömürler 3-4 çeşit var. Ceviz, fındık, ayva, portakal türleri, çeşit çeşit var. Mangal kömürü, pinar, meşe, portakal kömürleri var. Bunlar kalori değişiyor yani. Çevreye en az zarar veren kömür hangisi? Bir zararlı kömür yok. Sera kömürleri var. Onlar da yurt dışından geliyor. Malezya tarafından geliyor. Yıkanmış, elenmiş. Onlar bir zararlı bir kömür yok yani. Onlar denetimli geliyor zaten. Denetim olmayanlar da fabrikadan geri gidiyor yani. Gönderiyoruz yani. Öyle sıkıntı yok. Peki biz bir kömürün kaliteli olduğunu nasıl anlayacağız? Kömürün kalite olduğunu yanışından, kül bırakışından, mangal kömüründe de aynı. Değişik kömürler var yani. Peki efendim teşekkürler. Peki Nazmi Bey, neden izleyicilerimiz böyle bir ihtiyaçları olduğu zaman Fevgün kömürü tercih etsinler? Size ayrıcalıklı kılan nedir? Biz her türlü çeşidimiz var. Bir de fiyatımız makul, uygun fiyatla satıyoruz ve her çeşit var. Yani müşteri hangi çeşit mal istiyorsa o çeşit bizde mevcut olduğu için her çeşide hitap ediyoruz. Dolayısıyla her kesime hitap ediyoruz. Onun için bizi tercih etmelerinde fayda var. Peki efendim, teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler efendim, sizin de böyle bir ihtiyacınız doğuyorsa, kaliteli ve çeşit çeşit kömürü arıyorsanız Fevgün kömürü tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim sektörler arası yolculuğumuza devam ediyoruz her zamanki gibi. Antalya'dan Kaş'tan sesleniyoruz sizlere. Türk mutfağının nabzını oldukça yokladık. Şimdi biraz Balkan mutfağının nabzını yoklayalım. Moj Balkan mutfağından sesleniyoruz sizlere. Az sonra Volkan Bey'den detayları alacağız. Evet efendim, Balkan mutfağının nabzını yoklayacağız dedik. Volkan Bey'in yanındayız. Şimdi detayları aktaracak bize. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Balkan mutfağının Türk mutfağından farkı ve Türk mutfağıyla olan benzerlikleri nedir efendim? Balkan mutfağının Türk mutfağından farkı, Balkan mutfağının et ağırlıklı olması. Aynı zamanda bizim yaptığımız mezeler ve kullandığımız yağların genelde manda kaymağı ve manda yoğurdundan oluşmasından oluşan bir mutfağımız var. Türk mutfağından farkı, bizim genelde yemeklerimiz daha ağır ama manda kaymağı ve manda yoğurdu ve manda tereyağı kullandığımız için daha hafif ve daha lezzetli olmasına kaynaklanıyor. Ürünlerimizden biraz bahsetmişken, ürünlerinizin tazeliğine ve günlük olmasına dikkat ediyor musunuz? Tabii ki, bizim ürünlerimiz günlük zaten taze yapılıyor, mezelerimiz dahil, etlerimiz dahil. Biz zaten birçok mezemizi ve birçok şeyimizi direkt Bosna'dan ihraç ediyoruz, onlardan getiriyoruz. Bizim zaten kuru etimizi, sucuğumuzu, işte sokamızı, ayvarımızı bizim direkt Bosna'dan benim kendi amcam yapıp da bizlere buraya gönderiyor. O şekilde haftadan haftaya alıp soğuk hava dolaplarında tutup o şekilde servis ediyoruz müşterilerimize. Şimdi efendim önümüzde bir takım sunumlar var. Biraz bunları da öğrenelim ve en çok müşteriler neler tercih ediyor?
buraya geldiklerinde? Bizim en çok müşterilerimiz bizim kendi kuru etimizi, kendi sucuğumuzu, ondan sonra köftelerimizi, karış kızgaralarımızı, kuru etli bulgur pilavımızı, soka denen bir mezemiz var, en çok onu tercih ediyorlar. Şu an masada var mı? Tabii ki şurada, bu soka. Bu manda kaymağı, keçi peyniri ve yerin altında yetişen Bosna'da bizim bir biberlerimiz var. Onlardan yapılıyor. O şekilde servis ediliyor. Oburuşa diye bir değişik bir böreğimiz var. O da hani o şekilde manda tereyağı, manda kaymağıyla beraber hamurun dövülerek ondan sonra güveçte pişirilerek servis edilmesinden kaynaklanıyor. Onun dışında en büyük rağbeti de boşnak mantısı alıyor. Çünkü biz boşnak mantısını köz ateşinde ve güveçte pişiriyoruz aynı Bostan'daki gibi ve o şekilde sunum yapıyoruz. Peki izleyicilerimiz Antalya'ya, Kaş'a yolları düştüğü zaman neden sizi tercih etsinler? Balkan mutfağını ne derece öneriyoruz? Bizi tercih etmelerinin sebebi biz Kaş'ta tekiz. Çünkü farklı bir lezzetiz. Burada birçok lezzete benzer lezzetler sunuluyor ama Kaş'a uğradıkları zaman, gördükleri zaman çok farklı bir lezzet, çok farklı bir sunum, çok farklı bir tat olduklarını zaten anlayacaklar ve ondan sonra zaten herkese yönlendireceklerini düşünüyorum yani. O şekilde bir sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Umarım herkes beğenir. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi güzel ülkemiz doğal güzellikler yönünden oldukça zengin. Sizce biz bu doğal güzellikleri yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Hayır, maalesef değerlendiremiyoruz. Daha büyük reklamlarla dünyaya, daha Türkiye'yi daha açık ve net şekilde tanıtmamız lazım. Türkiye Side zaten turizmin kalbi. Side dünyada Apollo Tapınağı, Side bunlar ünlü yerler. Antik tiyatrolarımız var, çok değerli. Bunları çok daha açıklamamız, daha net açıklamamız gerekiyor insanlara. Ve bu güneşin, doğanın, Toros Dağlarımız zaten eşsiz Toros Dağlarımız. Bir turda da ben bunu denedim. Çok güzel eğlendik. Orada Toros Dağları'ndan, ormanlarımızdan Side sahiline uçmayı denedim. Evet, tişörtte resminizi görüyoruz. Arkadaşlar beğendi. Benim müşterilerimle gitmiştim beraber. Peki bu düzenlenen turların turizm sektöründeki yeri ve önemi ne sizce? Düzenlenen turların insanların gelip doğayı, doğanın yani güneşin olmadığı yerler var. Soğuk yerler var. Oradan burayı tercih edip güneşten faydalanmak, Akdenizimizden faydalanmak, eski tarihi yerlerimizi görmek ve bunları yaşamak, burada eğlenmek, stres atmak, iş stresinden uzaklaşıp Türkiye'de mutlu oluyorlar. Yani buna inanıyoruz. Peki neden izleyicilerimizin yolu Antalya, Manavgat'a düştüğü zaman şelale turu tercih etsinler? Sizin gibi birçok tur düzenleyen firma vardır burada elbette ki. Sizin farkınız nedir? Tabii biz müşterinin güvenliğine önem veriyoruz. Bütün araçlarımız, botlarımız hep bunların yeniliğine, güzelliğine önem veriyoruz. Dikkate önem veriyoruz. İnsanlara değer veriyoruz. Fiyat olarak da çok uygun. Bunu insanlara yaşatabiliyoruz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim şimdi Riva Larovic'in sahibi Barış Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Barış Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Ne zamandır bu şahane mekan var ve hizmet veriyor? 2015 Mayıs ayı itibariyle plaj işletmesi ve alakart restorant olarak hizmete başladık. Peki tatilcilerin bu tarz mekanlardan beklentileri neler oluyor ve siz bunlara ne kadar cevap verebiliyorsunuz? Plaj işletmelerinde daha çok önemli olan hijyen ve can güvenliğinin olmasıdır. Biz de bunu gerektiği kadar sağladığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle de biz işletme olarak Muratpaşa'da Mavi Bayraklı bir plaj işletmesiyiz. Evet. Bu Mavi Bayrağın önemi nedir mekanınız için? Mavi Bayraklı işletme uluslararası standartlara uygun bir plaj hizmeti verdiğinizi gösterir. Bunun kapsamında engelli vatandaşlar için de gerekli hizmetleri sağlayabiliyorsunuz. Bunun için de gerekli donanımlara sahibiz. Peki evet. Türkiye'de turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Turizm sektörü tabii ki ciddi bir iş kaynağı Türkiye için, fakat şu son zamanlarda ciddi anlamda kayıplar yaşıyoruz. Bu sene de bunun etkisini görüyoruz olumsuz olarak, ama iyi olacağını da düşünüyorum. Peki
Peki efendim Riva Lara Beach'te neler var? Bize biraz bahseder misiniz? Riva Lara Beach'te öncelikle tabii plaj işletmesiyiz. Fakat onun yanında da alakart restorant olarak hizmet veriyoruz. Bir dünya mutfağımız var. Deniz kenarında alakart restorantımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Peki Barış Bey, bir anda kaç kişiyi ağırlama kapasiteniz var? Plaj işletmemizin 700-800 arasında bir misafir ağırlama kapasitesi var. Bunun dışında tabii işletmemizde gündüz ve akşam değişik organizasyonlarla da hizmet veriyoruz. Düğün, nişan organizasyonları, çeşitli eventler, müzik, parti organizasyonları da yapabiliyoruz. Bu aşamada tabii misafir sayımız 1000'e kadar da çıkabiliyor. Diyelim ki özel bir günüm var, doğum günüm var veya parti organizasyon etmek istiyorum. Bu konuda bana bir faydanız dokunacak mı? Tabii ki bu gibi özel organizasyonlar için açık alan ve deniz kenarında ciddi bir hizmet sağlayabiliyoruz. Alternatifsiz bir işletme olduğumuzu da düşünüyorum. İzleyicilerimiz neden Antalya'ya yolu düştükleri zaman Riva Lara Beach'i tercih etsinler? Son olarak şöyle bir toparlayalım. Öncelikle şu amaçla tercih etmeliler. Can güvenliği, hijyen güvenliği, açık alanlarda alınabilecek hizmetlerin hizmet kalitesinde olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da misafirlerimizi mutlak müşteri memnuniyeti düşüncesiyle memnun gönderiyoruz. Tek nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, teşekkür ederiz bu güzel paylaşımlarınız için. Rica ederim. Evet. Evet sevgili izleyiciler, efendim sizin de turizm cenneti olan Antalya'ya yolunuz düşüyorsa ve nereye gitsem ne yapsam diye kararsız kalıyorsanız bu şahane mekanı es geçmeyin derim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere. Şimdi de çiçekçilik sektörü var sırada. Türkiye'de çiçeklerin durumu nedir? En çok hangi çiçekler satılıyor? İzleyelim. Evet sevgili izleyenler, şimdi Çiçekçe Çiçekçilik'ten Kazım Bey ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kazım Bey. Efendim ilk olarak hemen size şunu sorayım. Çiçek bakımından nelere dikkat edelim? Evimizde bir çiçek bakarken nasıl davranmalıyız, nasıl bakmalıyız? Yaz aylarında suyuna dikkat etmeliyiz. Cereyanda bırakmamalıyız ve çok direkt güneşte kalmamalı. Peki Çiçekçe Çiçekçilik'te neler yapıyorsunuz? Burada neler var? Her türlü çiçekle alakalı bütün işlemleri yapıyoruz. Bahçe bakımı, saksı bakımı, bitkilerle alakalı, aranjmanlar, buketler. Aklınıza ne gelirse çiçekle ilgili yapıyoruz. Peki insanların özel günlerini paylaşıyorsunuz aslında. Bu sizin işinizi nasıl etkiliyor? Ya işimizi şöyle etkiliyor, mutlu oluyoruz. İnsanların her anında, her saniyesinde varız. Mutluluğunda, hüznünde, sevincinde. Her anın ortağız. Peki her çiçeğin anlamını biliyor musunuz? Özel günlere yönelik insanlar gelip size soruyorlar mı? Şöyle bir durum var, hangi çiçeği alayım diye tavsiyeler istiyorlar mı? Ya şöyle söyleyeyim, çok anlamı olan bir sürü çiçek var ama biz sadece güllerle kısım, 5-6 tane güllerle alakalı olan kısmı biliyoruz. Geri kalanını bilmiyoruz. Peki evde hangi çiçeği bakmamızı önerirsiniz daha kolaydır? Ya şimdi şöyle söyleyeceğim, orkide daha zarif, daha güzel bir çiçek olduğu için orkideyi söyleyeceğim. Bakımı dışarıdan çok zor gözüküyor ama aslında çok basittir. Su olayı ve güneş görürse, altında şeffaf bir kap olursa çok güzel olur, bakılır. Ama hani böyle çok su verip işte hiç güneş görmezse de bakımı çok zor olur. Peki efendim, diyelim ki size sipariş verdim. Siparişimin yerine zamanında gittiğini ve sorunsuz ulaştığını nasıl bileceğim? Şimdi siparişi önce aldığımız zaman, hazırlandığı zaman WhatsApp'tan bir görüntüsünü atıyoruz çıkartmadan araca. Yola çıktığı zaman bilgi veriyoruz müşterimize gene aynı şekilde WhatsApp ya da telefon yoluyla. En son teslimatını artık alıcı kişi aldıysa aldığı bilgisini veriyoruz ya da başkası aldıysa isim soyisimini şu şahıs aldı diye bildiriyoruz. Sorunsuz teslimat sağlıyoruz. Peki izleyicilerimizin böyle özel günleri, güzel günleri olduklarında neden Çiçekçe Çiçekçiliği tercih etsinler? Sizi farklı kılan şeyler neler? Şöyle söyleyeyim, biz her zaman taze üründen yanayız. Hani gittiği zaman, çünkü bizim adımızda gideceği için özen gösteriyoruz. Hani yap, gönder, kurtul değil bizim işimiz. Bizim işimiz müşteriyi de mutlu etmek, kendimizi de mutlu etmek ayrıca. Peki efendim, teşekkürler bu güzel paylaşımınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Evet sevgili izleyenler, efendim siz de özel ve güzel günlerinizde Çiçekçe çiçekçilikle iletişime geçebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, bu haftada Altın Rehber programı sonuna geldik. Siz de Altın Rehber programına katılmak için bizi arayabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Ben Ata Çağlayan, haftaya aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.